Buna geldik. Son programı, son finali Bahtaçı Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak'la yapacağız. Öncelikle merhabalar. Merhaba İbrahim Bey. Tabii ben köyünüzü güzel çektim. İsmini söylerken herkes böyle coşuyordu. Bu Evet. sevgi, bu merhamet nereden geliyor öncelikle? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için, böyle bir çekim gerçekleştirdiğiniz için. Ardından gerçekten bütün köylülerimize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Çünkü bizlere karşı olan bir sevgi muhabbetleri var. Bu da siz sordunuz ya, nereden kaynaklanıyor? Bizler o köyün çocuklarıyız. O köyde doğduk, büyüdük. O köyde okulumuzu okuduk. O köyde eskide çobanlık yaptık. Çocukluğumuz orada geçti. Belki gençliğimizin bir bölümü oradan geçti. Ve Allah'a şükür ondan sonra da belli bir konuma, belli bir seviyeye geldik. Ama hala oradaki köylülerimizi, oradaki arkadaşlarımızı, oradaki yaşlılarımızı, dostlarımızı unutmadık, köyümüzü unutmadık. Ara ara gidip geliyoruz, hasbihal ediyoruz, muhabbetler ediyoruz, yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerleri geziyoruz, dolaşıyoruz. O kırlarda, o bayırlarda, eskide belki de çobanlık yaptığımız yerleri gidip görüyoruz. Çocukluk dönemimizin anılarını bir nebze de olsa hatırlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı köyümüzü ve köylümüzü unutmadığımız için hala bizlere karşı bir teveccühler var. Bizlere karşı bir muhabbet ve sevgiler var. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bizler onlarla varız, bizler onlarla iyiyiz, bizler onlarla daha güzeliz. Coğrafi konum olarak biliyorsunuz yani zor yerler, zor şartlar orası. Belki iş imkanlarının olmadığı, belki nüfusun hepsinin hemen hemen yoksul ve gariban olduğu bir kesim. Ama sizler de şahit olduğunuz insanlığından hiçbir şeylerini eksik etmemişler. O güzelliklerinden hiçbir şeyi eksik etmemişler. İnsana lazım olacak olan da budur. Kişi ne olursa olsun geriye dönüp baktığı zaman geldiği yeri unutmamalı. Biz de unutmamaya çalışıyoruz. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ben o köyü gezdim. Birçok güzel görüntüler aldık. Ve hangi eve gittiysem, evet işte Bahtaçı Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, bir sene olmazsa 2 senede bir bizi köyüne gönderip çekimini yapıyor. Ya hiç bir tane demez mi? Ya işte şöyle der ya da kötüdür bu da. Yani hepsi sana dua ediyor. Demek ki onların duasıyla bu kadar genişlenmişsin. Eyvallah. Allah razı olsun. Yani bu nasıl bir sevgi, nasıl bir heyecan, böyle kısaca bir. Ya dediğim gibi yani insanın insana gerekli olan şeyi birbirine karşı olan sevgisidir, birbirine karşı olan muhabbetidir, birbirine karşı olan hürmetidir. Bizler garibandık, yoksulduk. Belki ayağımızda doğru dürüst çarığımız bile yoktu. Yarı aç yarı tok bir geçmişimiz vardı geçmişe dönüp baktığımız zaman. Memlekette yani yükümüzü bir yerden bir yere götürüp getirebilecek bir haşa huzurunda eşeğimiz bile yoktu. Gördük ki yani o durumdan şu anki durumumuza geldik Allah'a şükür. Hala öyle olan köylülerimiz, arkadaşlarımız var. Onlara onu hissettirmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince maddi manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belki bunun etkisi, belki de bizler insanlığımızdan bir şeyler Vermişsiniz. yani vermişiz. Artı doğup büyüdüğümüz yerleri unutmamışız. Bu denli bir variyete ulaşmamıza rağmen işte ne oradaki köylümüze, ne oradaki bir arkadaşımıza, ne oradaki bir vatandaşımıza maddi bir üstünlük sağlamışız. Hatta paylaşmaya çalışmışız. Hep beraber bundan faydalanmaya çalışmışız. Onun da etkisi, diğer bir etkisi sonuç itibariyle hepimiz aynı köylüyüz. Hepimiz o topraklarda büyüdük. Çoğu kişinin işte çoluk çocuğuyla çocukluğumuz beraber geçti, gençliğimiz beraber geçti. Şimdi dönüp dediğim gibi burada maddiyatını kullanıp işte oradaki insanları ezmeye çalışmak aslında bir haksızlık olur. Bizler bunu yapmadığımız için insanlarımız da sağ olsunlar, bizi seviyorlar, bizlere karşı muhabbet besliyorlar. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Yani Allah razı olsun evet, diyorum. Evet. yani ben şunu söylemek istiyorum. Hangi eve gitsem, evet Sait
ay bak bizi gönderdi köyün çekimlerini. Yani bir insan ağzında yani nasıl söyleyeyim bir kötü kelime çıkmaz mı? Mesela kim hangi eve gittiysem Allah 1000 kere ondan razı olsun. Allah 1000 kere ondan razı olsun. Ve her köye geldiğinde bizi ziyaret ettiğini söylediler. Ve bu köye çok faydasının olduğunu söyledi. Gençlerimizin önünü açtığını söylediler. Ve birçok gençlerimiz yanında çalıştığını söylediler. Yani tabii ben çok gururlandım ve çok da mutlu oldum. Yani. Eyvallah. Dediğiniz gibi yani şu an genel merkezimizde çalışanların %80'i bizim bu köyün insanları. Netice itibariyle hepsine bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz bizler de. Gerek iş imkanları, iş istihdamı sağlama hususunda olsun. Yani elimizden geldiğince belki %100'ünü başaramıyoruz, beceremiyoruz ama elimizden geldiğince köyümüze, köylümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Köyümüzün durumunu da görüyorsunuz. Genelde yazın bütün gurbetçilerimiz köylerine gidiyorlar. Orada işte o güzel havayı, o güzel ortamı soluyorlar. Bizler de gerek yazın, gerek diğer mevsimlerde gitmeye çalışıyoruz. İşte hem dediğim gibi büyüdüğümüz, doğduğumuz yerleri görmek için, hem zaman zaman oranın havasını solumak için, hem bizden sonraki nesile o kültürümüzü, oradaki yaşantımızı anlatmak için, kendilerinin görmesi için gidiyoruz, götürüyoruz çoluk çocuğumuzu. Gerçekten kültürümüz iyi, insanlarımızın birbirine bakışı, birbirine karşı duygular, hisleri gerçekten iyi. Böyle bir köyden olmaktan da gerçekten gururluyum. Çünkü bizler farklı yörelerin, farklı kültürlerin insanlarını da görüyoruz. Belki birbirine selam vermeyen insanlar, belki birbirinin iyiliğini istemeyen, belki birbirlerinin arkasında kuyularını kazan insanlar var ama siz defalarca değindiniz, dediniz ki işte sizlere karşı dualar dilinde dökülüyor, işte sizlere karşı güzel sözler dökülüyor. Bu aynı kültürün, aynı havanın, işte aynı memleketin bir güzelliği olsa gerek. Bizler de elimizden geldiğince layık olmaya çalışacağız. Sizler gerçekten büyük gayretler, çabalar sarf etmişsiniz. Zaten sizlere orada gördük ara ara da sizler de bizlere böyle jestler yapıyorsunuz. Aynı zamanda bir hatıra bırakıyorsunuz, bir iz bırakıyorsunuz. Oradaki güzellikleri, ülkemizin, o köyümüzün güzelliklerini farklı yerlere de anlatıyorsunuz. Ekranlara da taşıyorsunuz. Aynı zamanda sizin bu programlarınız ölümsüzleşiyor. İnşallah bizler de daha nice programlarda böyle beraber şeyleri, güzelliklere imza atarız. Köyümüz öyle dediğimiz gibi. Havası, suyu güzel. Ara ara işte buradaki şehrin stresinden, buradaki bu iş yoğunluğundan kurtulup bizler de gidip orada işte hem kafamızı dinlemeye çalışıyoruz. Yani hem orada İstanbul'un bu iş yükü olsun, bu normal sosyal stresini orada atlatmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortam, güzel memleketimiz, oksijeni bol bir yer. Zaten manzarası güzel. Evet, manzarası güzel. Yani orada güzel. Yani orada oturup o manzarayı seyretmek bile insana bir huzur veriyor. İnşallah daha sağlık içinde nice günlerimiz olur beraber diyelim. İnşallah. Evet değerli izleyenler tabii biz Düdan'a gelirken tabii Düdan'da şarkılar söyledik. Birçok kişinin evini çektik. Tabii Düdan'da evinde olmayan arkadaşların da görüntülerini aldık. Tabii yine söyledim. Orada da söyledim ve burada da söylüyorum. Tabii bir gün sonra biz İstanbul'a geldik ve Bahtal Çiğ Köfte Yönetim Kurulu Başkanı ziyaretine geldik. Son duygularını aldık ve tabii bir senede olmasa bile 2 senede bir bize ana sponsor olan, kendi memleketini çeken ve herkese röportaj yaptırıp ekranlara taşıdığı için ben Bahtal Çiğ Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ayba'ya ne kadar teşekkür etsem az. Belki oradaki köylerin duasıyla belki bu tür yerlere gelmiştir. Tabii şu anda da Sait Ayba'nın son sözlerinizi alalım ve biz buradan ayrılalım. Evet, dediğim gibi teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Bizi ve köyümüzü en iyi bir şekilde tanıttınız, tanıtmaya çalıştınız. Başta sizlere, bütün köylülerime, bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.
İnşallah bu güzellikler daimi olur, devamlı olur. Bu muhabbetler daimi ve devamlı olur. Huzurlarınızda sizler başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Evet, Allah'a ısmarladık.